Hiç gelişme yok. Kimse bize ne arar ne sorar. Hepsi de geldi geçti. Benim oğlum kayboldu gitti o kadara. Ne onu kaybedenler ne çalıştıranlar kimseden bize ses gelmedi. Aslında bize gelmeliydi, bize gelmeliydiler. Sen bir annesin, bir babasın, senin de evladın var. Onlar çalışıyor, sen de ondan ekmek yiyorsun, o da yiyorsa. Bir arıp sormalıydın bizi, biz senin boğazına sarılım yok ya. Yani herkeste merhamet var. Sen nasıl da kendini kaybettin, nasıl da öyle yaptın, nasıl da isimlerini kaybettin, bir anda kaybettiğin için oğlumu bulmak zorundasın. Bana bir şey söylemek zorundasın. Ben seni, Allah izin verirse seni ben bulamazsam, Allah seni benim karşıma çıkaracak öbür dünyada. Çıktığın zaman bana ne söyleyeceksin? Ne söylemelisin, düşünmelisin, elini vicdanına koymalısın. Kimse gelip bir şey demedi. Sadece gazeteciler oğlumun evinde çektiler, ondan kaldık. Ben de anne olarak evlatsız kaldım. Kimse bana hiçbir şey sorun, bir şey çıkmadı. Kimse gelmedi, kimse söylemedi, kimse sormadı. Sormalıydılar, herkes anne, herkes evladı var. Sormalıydılar, benim bu acımı paylaşmalıydılar. Kimse benimle paylaşmadı devlet olarak. Kimse benim oğlumu aramadı, benim oğlum gitti, daha gelmedi. Daha gelmedi. En son oğlumla ben ayın 11'inde konuştum kaybolduğu zaman. Ondan sonra ayın 21'inde kayboldu. Birinci ayın 21'inde. Daha o oldu yok yani. Giderken aradım onu ben. O bana dedi ki anne dedi söyleyemiyorum nereye gittiğimi dedi. Bir sefer aradım önce. Sonra geldiğinde söyletmiyorlar nereye gittiğimizi dedi. Onun peşindeyim onu bana... İzah edecekler, onlar söyleyecekler, onların patronu bunları çıkaracak. Neydi, benim oğlum nereye gitti? Nerede kayboldu bana söyleyecekler. Neden bana söylemedin oğlum dedim, bir hafta önce aramıştı beni. Ondan beri 6 gün geçtiydi, İstanbul'a geri geldi. Neden bana söylemedin dedim, bana söyletti miydin anne bize gittiğimiz yeri dedi. O kadar konuştuk, uzatmadı yine o arada. O arada geri gittiler, burada kötü bir şey olsa Türkiye'ye neden gelebiliyor? Türkiye'den bindi benim oğlum, İstanbul'dan bindi. Zeytinburnu'ndan bindirdik biz oğlumuzu. Nasıl gelebiliyor bu gemiler? Kötü bir şeyler vardı da neden öyle oldu? Benim oğlumu bulmalı. Ben insanların içinde hep onu arıyorum. Her kalabalığa çıktım onu arıyorum. Ya var mı ki diyorum, herkesin yüzüne bakıyorum. Tek tek bakıyorum yani. Her gittiğim yerde yollarda ağlayarak geziyorum. Bir hayvan hani yavrusunu ağlar gibi hep öyle geziyorum yani. Ya ne bileyim, bilmiyorum ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben oğlumun illaki... Tam düzenin hesabını istiyorum anne olarak. Ne olursa olsun, saçının bir teli olsun da ben onun olduğu yeri koklarım, toprağını koklarım. 2019, 1. ayın 21'inde Kerç Boğazı'nda gündüz saat 4.30 civarlarında iki gemi yasa dışı dolum yaparken açık denizde yangın çıkıyor. İki gemi alev alıyor, yanıyor. Patlama oluyor yani gemide, yanıyor. Benim oğlum da Mastro gemisinden Kenti gemisine, Candi gemisine geçiyor. Yani orada arkadaşı var. İki gemi yan yana ya. Candi gemisine geçiyor. O gemiden bu tarafa geçip geçmediğini pek bilen yok. O ölülerin de çoğu sayısı o gemide. Ha, geçtiyse bile Ahmet Gürdağ diye bir arkadaşı, ondan çok samimilermiş zaten. O geminin üstünde birleşiyorlar. O anda da o Ahmet Gürdağ'ın göreviymiş. İkinci kaptan. Üçüncü kaptan. Onun görevinde. Burada onun yanında oluyor patlama, yangın yani. Benim oğlum da büyük bitmeli. Bunların bir hiçbir haberi yok. Tayfun diri bunların üçünden, bunları gören bilen yok. Bizim Cumhurbaşkanımız oraya iki sefer gitti. Bu olaydan sonra bir daha gitti. O olay esnasında oradaymış zaten. Bir daha gitti ama örtbars edildi. Gemi İstanbul Boğazı'ndan Mersin tarafına yönlendirildiği zaman daha gemini nerede olduğunu söylettirmiyorlar mı? Söylemezler mi? Ben gittim bizzat dilekçe verdim. Benim çocuğum Kerç Boğazı'nda bu yanan gemide yandı veya dedim suya düştü, ölüsü de yok, dirisi de yok, kayıp. Ben bunun öldüğüne tahammülüm dedim yani.